selam, herkese merhaba. Bugün keyifliyiz, kendimize enerjik hissediyoruz. Bir kahvaltı tarifimiz var. Diyelim ki kalabalık arkadaş gruplarınız geliyor. Veyahut da çoluğunuza, çocuğunuza yumurta ile birlikte sebze yediremiyorsunuz, maydanoz yediremiyorsunuz. O zaman işte bu tarif tam size göre. Bütün olay burada geçiyor. Suç mahalli burası. Sadece küçük bir zaman için masa başından ayrılacak. Ondan sonra her suçlunun yaptığı gibi olay mahalline geri döneceğiz ve tarifimizi bitireceğiz. Hiç zaman geçirmeden tarifimize geçelim. Gördüğünüz gibi burada kaşar peynirim var, beyaz peynirim var, kırmızı biberim var, Charleston biberim var, Kaliforniya sarı biberim var ve sivri biberim var. Ayrıca soğanım var, yumurtalarım var, baharatlarım var ve tost ekmeklerim var. Sucuk, sosisin yerine size kalmış. İsteğinize göre salam da olabilir, pastırma da olabilir. Tarifin iç özelliklerini size isteğinize göre değiştirebilirsiniz. Hiç zaman geçirmeden tarifimize geçelim. Her zamanki gibi angarya işlerden kurtulalım. Yumurtalarımızla başlayalım. Şu 1, 2, 3, 4, 5, evet çok güzel. Şöyle bir tutam, yani çay kaşığının 3'te 1'i kadar. Beyaz karabiber, rengi dönmesin diye, ama yoksa normal karabiber de kullanabilirsiniz. O da bir çay kaşığının 3'te 1'i kadar. Evet. Şöyle dolu dolu bir çay kaşığı kadar kırmızı toz biber. Baharatlarımızı da hallettik. Yumurtamız bizi şöyle köşede beklesin. Şöyle yer açalım. Soğanımızla devam edelim. Şöyle sebze bıçağımızla soğanı ikiye bölelim. Bu sebze bıçağı başka bir şeylerde kullanıyorlar. Bilginiz olsun, sadece bu biraz böyle kasapların kullandığı satıra benzediği için sanki bunu satır gibi zannediyorlar, bununla sucuk falan kesiliyor. Hayır, bu sebze bıçağı, aklınızda bulunsun. Bununla sadece sebze kesmeniz lazım. Küp küp istiyorum soğanlarımı. Kesebildiğiniz kadar da böyle ne çok ince ne çok kalın. Küp küp. Hemen karışımımın içine şöyle yana bir köşede beklesinler soğanlar. Kaliforniya biberim. Onu da küp küp istiyorum. O da yumurtamın bir köşesine. Kırmızı biberim. Kırmızı biberlerim diğer bir köşeye. Charleston biberim. Çok güzel. Yeşil biberlerimizi de atalım. Son olarak sebze olarak maydanozlarım kaldı. Hemen onları da halledelim. Evet, şöyle katladığınız zaman çok daha kolay kesersiniz. Kasemizi şöyle alalım, daha rahat çalışalım. Bir kesme perdesi et için, sucuk bile olsa, sosis bile olsa, tahtamla buluşturmak istemiyorum hiçbir zaman için. Siz de buluşturmayı, ne olur ne olmaz, çapraz zehirlenme diye bir şey var biliyorsunuz. Şimdi uzun uzun anlatmayayım, isteyenler araştırabilir. Şöyle 50 gram kadar sucuğa ihtiyacım var. Harika. Şurada göz hakkı. O da içine. Şöyle 100 gram kadar sosisim var. Bir kez daha söylüyorum. Sucuk, sosis kullanmak istemeyen salamda kullanabilir. Pastırmada kullanabilir. Size kalmış ama pastırma kullanacaksanız biraz
Kalın kesmeniz lazım pastırmanızı, unutmayın. Gördüğünüz gibi çok küçük küçük kesmiyorum. Neden? Çünkü içinde pişerken kaybolmasını istemiyorum. Sosislerim de içine. Müthiş. Sıra geldi ekmeklerime. Bakın burada tost ekmeklerim var. Ben buğday ekmeği kullanıyorum. Tost siz normalde kullanabilirsiniz. Fark etmez. Ben bu tost ekmeklerimin 6 tanesinin köşelerini almıştım. Gösterme amaçlı bir tane daha alacağım. Kaç tane ekmek kullanacağınız sizin tepsinizin boyutuna bağlı. Şöyle yanları alıyoruz. Bunları zaten ya çorbanın üstüne kullanırız, kroton ekmek olarak veyahut da köftede kullanırız. Fark etmez, hiçbir şey ziyan olmaz bizde. Ekmeklerim de hazır. Evet, harika. Son olarak burada 50 gram kaşar peynirim var. İsteyen mozzarella peyniri de kullanabilir, cheddar peyniri de kullanabilir. Size kalmış. Ve 50 gram ezine beyaz peynirim var. Yumurtama çırpmadım bile daha önce. Farkında mısınız? Hepsini birden çırpacağım. Yumurtayla birlikte. Of, mis gibi kokuyor burası. Mis gibi. Yalnız çok da yıpratmadan karıştırıyorum farkındaysanız. Durum bu. Nasıl gözüküyor? Müthiş kokuyor. Ne burada bizi beklesin? Fırınımı 180 derecede çalıştırmaya başladım. Bu arada bir tane fırın tepsimi alıyorum. İki tane yağlı kağıt. Çok güzel. Tost ekmeklerim. Tepsimin alabildiği kadar. Evet, harika. İyice yayın, iyice. Eşit yayın yalnız. Şimdi bu fırına bakalım nasıl gözüküyor yalnız. Bakar mısınız? Evet. Sanki pizzayı fırına atıyor gibiyiz, değil mi? Ama çok lezzetli bir karışım oluyor. Hemen fırına. 180 derece altlı üstü fanlı. Fakat bakın yağlı kağıtlarımın içe doğru kıvırmayı unutmadım ya da koparmayı sakın unutmayın. Yoksa yanar yağlı kağıtlarımız. Hemen fırına atıyorum. 180 derecede 20 dakika 25 dakika arası fırınlara göre değişiklik gösteriyor. 20 dakika en az, en fazla 25 dakika. Evet. Toplam 20 dakika oldu. Bir bakalım. Evet. Vay 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 vay. Şu görüntüye bakar mısınız? Sanki pizza çıkıyor. 20 dakikada benim fırınım yaptı. Hatta biraz daha fazla tutsam artık kötü sonuçlar alabilirdim. O yüzden siz de dikkatli olun yaparken. 20 dakika benim için yeterli oldu. Her suçlu her zaman suç mahalline geri döner. Biz de öyle yaptık. Tarifimize başladığımız yere geri döndük. Hemen şöyle alalım. Evet. Bakın. Görüyorsunuz değil mi? Tuz da koyduğumuz için hiçbir yapışma yok. Şöyle bir altını göstermek istiyorum. Nasıl olmuş? Evet. Şöyle biraz yardımla. Evet. Ağzım sulandı. Şunun bir altını da göstermek istiyorum. Ama ilk önce her zaman servis çok önemli. Her zaman söylüyorum. Ne yersek yiyelim en güzel şekilde yiyeceğiz. Çünkü bizden ve sevdiklerimizden daha değerli hiçbir şey yok bu dünyada. Harika. Bu da çok güzel. Bir tane şöyle göstermek istiyorum. Nasıl altı? Şu şekil servis yapabilirsiniz. Üçgen şekilde. İsterseniz de bu şekil kare şekilde servis yapabilirsiniz. Şu sucuklu hoşuma gitti. Of. Harika olmuş ya. Gerçekten harika olmuş. Bana göre biraz tuzu az. Biliyorsunuz ben artık bilen biliyor. Ben biraz daha tuzluyorum herkese göre. Eğer tarifi beğendiyseniz abone ol tuşuna basarsanız bundan sonra tariflerimizi hep beraber yaparız. Eğer tarifi deneyin olursa lütfen ufacık da olsa bir yorum yapmayı unutmasın. Beğen tuşuna basmayı unutmasın. Her zamanki gibi hep beraber yaptık. Hepimize yine sağlık. Tekrardan herkese selam.